Milyoner'de Süper Lig heyecanı başladı. Canlı bahis ve özel bahis seçenekleriyle sen de heyecana katıl. Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Yeni sezona hoş geldiniz. Siz de asıl hoş geldiniz hocam. Evet, ben biraz gezip bütün geldim. Ege Denizi'ni fethettiniz. Ben Denizli'de amaç. Orada futbol seyredeyim. Oradaki oyunları, hazırlık kamplarına, çok, hazırlık kamplarına gittim. Kopamadım yazında futbolu. Tabii Ege'deki adalarda futbol çok. Ada futbolu çok. Ada futbolu şeydir hocam. Ada futbolu önemli biliyorsun. İngiltere ada futbolu değil tabii. Bizim Yunan adalı futboluydu. Çok keyifli yerlerdi hakikaten. Komşudan selam getirdik diyelim. Evet. Ergin Ataman'ın da oradan havası olduğunu da gördüm. Onu da söyledim. Ergin Ataman'ın güzel. Ergin Hoca'nın da gördüm. Normal her yerde havası var evet, hocam. Bütün ben ama Parat şeyi unutmuşum. Parat'ı belki çalıştırdığını. Evet. Ergin Ataman geldi. İyiydi hani adalara gelmişti. Ya gittiğimiz adalar Yunan adası. Onu atladım. Hocam böyle. Euroligi kazandı daha ama. Biliyorum da ada tamam da ben onun Yunan olduğunu unuttum. Birleştiremedim o parçayı. Diyeyim hocam. Panathinaikos da kazandı. Tabii canım. Euroligi, yani, Efes'te. Yakın ya bize. Adalar yakın ya. Şey gibi yeri. Yurt dışında gibi gelmiyor. Evet hocam. Evet. Hoş geldin. Sezona başlıyoruz. Birer hafta oynadık. Birinci haftada oynadık. Hı-hı. Avrupa Kupaları elemeleri var. Bugün akşam Fenerbahçe oynuyor. Evet. O yüzden Fenerbahçe bölümünü iki part çekip tamam. Daha sonra Galatasaray Beşiktaş'a geçeceğiz. Tamam. Hemen Fenerbahçe'yi konuşalım diyorum. Tamam. Yayınlanacağı için. Galatasaray Fener daha sonra yayınlanacak bölümler. Diyelim ve hocam kısaca böyle kabaca sorayım. Hı-hı. Lig başladı. Avrupa maçları başladı. Elemeler oynanıyor. Evet. Şu ana kadar ne gördün hocam? O kıvamda konuşalım. Ne gördük? Çok düşük skorlu önce maçlar Fener. Gördük. Evet. Ben ligin geneli için çok düşük skorlu maçlar gördüm. Tabii sezon başları Türkiye Ligi'nde kimse tam takım sahaya çıkamıyor. İşte hiçbir takım çıkamıyor aşağı yukarı. Biz zaten transferi Avrupa'da kapandıktan sonra bir hafta daha uzatan bir ülkeyiz. Aynen öyle. İşte fırsat transferleri beklemek zorunda olan bir ülkeyiz mali durumlar sebebiyle. Dolayısıyla bunun yansımaları var. Bu birinci etken. İkincisi Fenerbahçe'ye gelecek olursak tıpkı diğer bazı yukarı yarışan ekipler gibi Fenerbahçe'de çok sayıda yerli ve yabancı oyuncusunu Avrupa Şampiyonası'nda futbol oynadılar ve çok geç döndüler doğal olarak. Evet. Keşke daha da geç dönselerdi. Belki çeyrekli yarı final oynasaydık daha da gecikeceklerdi. Çeyrek finale kadar gitti oyuncular. Bizim milli takım oyuncularımız. Tabii sadece bizim milli oyuncular değil. Şimanski de oradaydı. Tadiç oradaydı. Belki daha unutmuşumdur başka oyuncular olabilir. Kıta dışına giden oyuncular, diğer kulüplerde işte Copa Amerika oynandı, giden gelen oyuncular oldu. Dolayısıyla hazırlık dönemini de tam kadro çalışma şansı yakalayamadı. Ki benim Fenerbahçe'de özellikle bu sezon Jose Mourinho'nun gelişiyle en umutlu olduğum konu, Fenerbahçe adına umutlu olduğum konu, Fenerbahçe'nin fizik olarak çok daha etkili olacağı yönündeydi. Sebebini daha önce anlattım. Jose Mourinho'nun hocalarından bir büyük futbol insanı, antrenman bilimci aynı zamanda, taktiksel periyodizasyon adı altında bir kuram ortaya atar. İber Yarımadası'na çok yankı yaratır. Kulüpler kullanmaya başlar. Daha sonra Jose Mourinho vasıtasıyla Avrupa'yı dolaşmaya başlar. Avrupa'yı fethetmeye başlar bu taktiksel periyodizasyon. Ve Jose Mourinho'nun çalıştığı takımlar fizik olarak rakiplerine genellikle az ya da çok üstünlük kurarlar. Ve sezona daha erken ve daha formda başlarlar. Ama bu sezonun özel bir durumu vardı. Fenerbahçe yarım takım çalıştı hazırlık dönemini. Yani bu taktiksel periyodlamadan, periyodizasyondan oyuncuların büyük bir çoğunluğu, özellikle ilk 11'e yakın oyuncular. Çünkü A milli takımlara giden oyuncular zaten ilk 11'in değişmez oyuncularıydı. Onlar yararlanamadılar. Dolayısıyla da fiziksel yansımalarını henüz tam anlamıyla görmesek de ben Lille maçını baz alarak söylüyorum. Ben Fenerbahçe'yi makul buldum. Adana Demirspor maçını değerlendirmeye alıyorum. Transfer tahtası kapalı belki ama hala ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi. Fenerbahçe çok gümbür gümbür bir başlangıç yapmamış olsa da hocanın vaadi Joga Bonito falan değil. Hocanın vaadi tiki taka değil. Hocanın vaadi çok gösterişli futbol yani artistik tarafı değil. Yani görsel tarafı değil. Yok.
hocanın vaadi sonuçlar. Şimdi ben sonuçlara bakıyorum. Başlamış, kazanıyor Fenerbahçe. Hı hı. Kazanıyor. Aslı olan 3 puan diye bakanlar için alın size 3 puan. Aslı olan oyun diye bakanlara o zaman şunu unutun. Hani 10 senedir Fenerbahçe şampiyon olmuyor. Eğer aslı olan oyunsa şunu hatırlatmak isterim. 10 yıldır şampiyon olmuyor Fenerbahçe. Ve gümbür gümbür oyunları da oldu. Şimdi bir kazanma makinesi kulübe geldi. Kazanan teknik adam geldi. Muhtemelen de kazanacak olan teknik adam olduğu için tercih edildi yönetim kurulu tarafından. Hı hı. Yani dünyada kazanmayı en çok vaat eden teknik adamı getirdi. Bakın şunu söylemek istiyorum. Barcelona'ya Pep Guardiola ilk teknik direktör olduğunda sezon açılışı yapıyorlar. Mikrofon elden ele dolaşıyor. Takım kaptanı, işte kulüp başkanı birer cümle, birkaç bir şeyler anlatıyorlar. Pep Guardiola'ya geldiğinde mikrofonu alıp hazır mısınız diye soruyor Camp Nou'daki taraftarlara. Hep beraber hazırız diyorlar. O zaman iyi eğlenceler diyor. Hı-hı. Yani o bir eğlence vaat etti. Tabii, tabii. Dolayısıyla eğlendirmezse çok eleştiri alır. Jose Mourinho'nun mesleğe başladığı günden itibaren vaat ettiği şey kupalar kazanmak. Dolayısıyla da odaklandığı şey bu. Kazanmak üzerine kurguladığı, odaklandığı şey bu. Buradan büyük bir futbol gösterisi beklemek bence hata ve haksızlık olur. Tamam, katılıyorum o yönde. Yalnız Mourinho'nun da bu anlamda artık futbolun bir görsel oyun olduğunu, çocukların, genç nesillerin bir televizyon oyunu olduğunu, bir ekran oyunu olduğunu da kesinlikle hatırlaması lazım. Fenerbahçe'nin bu durumunda kesinlikle anlıyorum bu mantığı. Hadi sen dedin ya doğru seçilmiş teknik. Evet. Bence %100 doğru seçilmiş. Şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin öyle iyi oyunu falan değil. Fener çok da güzel oynadı geçen sene. Evet. Şampiyon olamadı tabii. Sadece. Şampiyon olmak için. Tamam öyle bakalım. Kabul ediyorum hocam. Siz dediniz ya dinledim programda. Ben kazanıp kazanmadığına bakacağım artık. Evet. Evet. Mourinho özelinde bunu yapalım. Kazandı mı kazanmadı mı? Tabii geleceğe bunu neler götüreceğini de konuşuruz. O oyunlar çerçevesinde de konuşuruz. Bu akşama gelelim hocam. Ne olur Lille maçı? Lille maçı ne olur? Ne olur? İzlediniz değil mi ilk maçı? Burada yorumdaydınız da. İzledim. Bence Fenerbahçe hak etmediği bir mağlubiyet aldı. Bence Lille karşısında. Yani oyun dengeli bir oyun oldu. Hatta Fenerbahçe'nin bölüm bölüm üstün olduğu bir oyun oldu. Şanslar yakaladı. Ve çok şanssız iki gol yedi. Evet. Çarptı girdi, vurdu girdi. Oldu yani. Olacak işler değil. Tabii yani. Tabii büyük yani, bir baskı yiyip işte büyük bir üretkenlikçilik bir rakiple oynamadı. Yok yani. Acayip pozisyonlar falan da vermedi. Yani. Dolayısıyla sezon başlarında bizim Türk takımlarımızın yaşadığı sıkıntılar en başında. İşte geçmişe bakalım Östendurs var. İşte geçen sene Beşiktaş'ın Bruj maçları şey maçtı. İşte onlar yok. Var. Yani Galatasaray'ın var. Neydi Galatasaray? İsveç oyunu kuzeyden. Östendurs vardı işte. Var. Fenerbahçe'nin var, vardarı var, şeyi var işte. Var. Böyle, Fenerbahçe'nin var Arnavut takımına. Çok büyük bakalım. Ölçekte olmayan kulüplere kaybettiği seriler, tamam. Eşleşmeler oldu. Dolayısıyla Lille ölçeğindeki bir ekibe karşı deplasmanda skor kötü değil ama oyunu yansıtmıyor. Oyun bence 1-1 bir oyundu. Hı hı. Veya 2-2 bir oyundu. Onu söylemek isterim. Tek farklı bir mağlubiyet var. İpler Lille'in elinde. Bekleyerek oynayacaklar. Avantajlı konumdalar. Fenerbahçe için çevirmesi zor ama bir kazanma uzmanı var. Bir analiz uzmanı var. Neticede Fenerbahçe'nin en büyük güvencesi Jose Mourinho'nun nasıl kazanacağı konusunda fikirlerinin diğerlerinden daha olgun, daha denenmiş, daha testten geçmiş. Şimdi biz beraber oturalım. Bir Lille karşı nasıl kazanırız diye bir hazırlık yapalım. Hı hı. Bir çok iyi fikir bulabiliriz ama testten geçmiş değil bizim fikirlerimiz. Doğru, bizim tamam. Öyle bir pratiğimiz yok. Doğru. Neticede pratik etmiş, çevirmiş. Yani bazı geride olduğu şeyleri çevirmiş. Oyundan bahsetmiyoruz yani evet. Son dönemlerde. De. Son dönemde iyi kadrolar alamadı. Alamadı işte yani tam baş takımlara gidemedi galiba. Tottenham ve Roma işte orada en yukarı gelecek ekipler değillerdi. Değiller. Ben her ikisini de takip ettim. Jose Mourinho hayranı olduğum için. Her ikisini de takip ettim. Ama bu sefer çok iyi bir kadroya geldi yani. Kendi liginde çok iyi bir kadroya geldi. Lille elenirse... Lille ben uzatmalarla da olsa... En azından uzatmalara götüreceksin. Bu maçı 90 kazanacak dakikayı, diyorsunuz. 90 dakikayı kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. 90 dakikayı kazanacağını düşünüyorum.
bir fark da olursa uzamaya gidecektir tabii ki. Çünkü Jose Mourinho'nun vaatleri ciddiye alınması gereken vaatlerdir. Ben öyle bakarım. Bugüne kadar öyle baktım. Çok az yanıltmıştır. Az sayıda yanılgı vardır. Ben bugün o yanılgı günlerinden biri olmayacağını düşünüyorum. Peki kimdir senin bu maçtaki en kritik adamın hocam? Hepsi. Bir birlikte oyundan bahsedeceğiz. Birlikte oyundan bahsediyoruz. Şeyden etkilendim ben tabii siz. Yani siz de herhalde belki hangi fikirsiniz? Sen Maksim'in çabukluğundan, kıvraklığından, problem çözmedeki başarısından etkilendim Adana Demirspor maçında ki Fenerbahçe'de hakikaten parlayan şey oydu. Kabul edelim ki görsellik açısından. Fark yaratan bugün oydu. Bugün de o farkı yaratır mı hocam bu seviyede? Ben yaratabileceğini düşünüyorum. Şimdi fiziksel formunun %50'sinde 60'ında olan bir oyuncu. Yani kendi ifadeleri aşağı yukarı böyle. Maç ritmini yakaladıkça, antrenmana dedi arttıkça çok daha iyisini yapacaklar ama şu haliyle bile caydırıcı bir oyuncu. Çalımı var. Topla çabuk. Topla gerçekten çabuk ve kıvrak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyunun herhangi bir bölümünde ben 15-20 dakikalık bir baskı kuracağına eminim. Şimdi öyle anlarda ne gerekiyor? Dar alan becerisi. Var mı? Var. Bazı bölümlerde de en az 15-20 dakikalık bölümlerde de skor ne olursa olsun Fenerbahçe bekleyerek oynayacaktır. Evet. Geniş alanlara gidecektir. Var mı geniş alan becerisi? Tabii. Var. O İkisi zaman var, tabii. Bugün için Fenerbahçe'nin önemli silahlarından biri Sen Maksim diyebiliriz. Yani. Onu bir tarafa... Santifor kimle başlarsın hocam? Dzeko tabii ki. Dzeko ile değil mi? Evet. El Nesiri değil mi? Daha sonra. Peki burada kritik şeylerden... Uzatmalarda. Kritik şeylerden biri de Mourinho'nun o mevkiye bakışını ilk görmek. Hem de bugüne dair de tabii kim daha üretken olabilirdi? Sağ kenar. Hı hı. Bir, orada oyun kurucu Cenk Şehir'le mi oynarsınız? İrfan Can Kahveci'yle mi? Yoksa bir koşucuyla mı oynamayı tercih edersiniz? Ben oyun kurucuyla oynamayı tercih ederim. Tadiç ama merkeze aldı hoca. Yani solda San Maksim, merkezde santrafor arkası Tadiç, serviste. Hı hı. Ve burada da bir tane daha oyun kurucu gerekir mi sizce? Sırayla gidelim. Koşucu kim? San Maksim. Hayır, sağ kenar için koşucu alternatifiniz kim? Evet, alternatif güçlü değil. Yani çizgiye paralel kanat oyunu oynayacak olan oyuncu kim? Kim söyleyelim orada? Cengiz Ünder var ama mutlu bir Cengiz Ünder'den bahsetmiyoruz bu maçta olacak mı? Oğuz Aydın olabilir ama bu maçın zorluk derecesi, uluslararası ölçek anlamında hani yerellikten yeni parlayan bir oyuncu tabii, için. Uluslararası deneyim çok düşük. Şimdi yani bu deneyime de ihtiyaç var. Ben Tadiç'i bir kenarda, San Maksimen'i bir kenarda değerlendiririm. Benim ilk aklıma gelenler bunlardır. Santrafor arkası kimi düşünürsün? Orta sahayı üçlü. O üçlüden bir tanesini İrfan Can Kahveci olarak Şimanski, düşünürüm. İsmail, İrfan mesela. Aynen öyle olabilir. Evet, yani o benim bekliyorum Mario'da. İrfan Can Kahveci'yi daha başka mevkide kullanacak gibi geliyor bana hocam. Evet. Kullanabilir. Çünkü onun İrfan Can'ın sağ kenar ezberi yok daha çünkü. İrfan orta sahacı hocam için... basitçe bir iki soru sorayım. Tabii. Söz konusu şut. Cepheden kaleyi görünce şut. Ayaküstü, plase, o bu. Şuttan bahsediyoruz. Hı-hı. Kaleye vuruş. Ceza sahasının üstü dışı. Yayın üstü dışı o civarları. Tadiç mi? İrfan mı? İrfan. Bir de Tadiç'in artık oturmuş bir servisçi kimliği var hocam. Tabii. Kaleyi görse de o vuruş şeyini ilk tercihi olmuyor. Kesinlikle İrfan ben vuruşsa eğer sorunuz. İrfan vuruşa daha yakın, daha çok teşebbüs eden, orada kaleyi çok daha fazla zorlayan. Hatta bir ara şeyi de görmüştük. Geçen senenin başlarıydı. Bayağı kafa golü atmıştı. Milli takım maçında da bir kafa golü atmıştı. Ceza sahasının içine, kenardan gelen ataklarda ceza sahasının içine giren bir oyuncuydu. Şimdi biz Tadiç'i ceza sahasının içinde çok fazla görmüyoruz. Yani girdiğinde de İrfan kadar etkili olmadı. Dolayısıyla o etkili olduğu yerde kanatta hem top kalıyor bir. Dengesi olduğu için denge gücü var ya. O yüzden kafayı da dokunabiliyor. İşte evet. Hem top anladım, kalıyor Tadiç'te hem kenar de oyunu Tadiç, kuracak. Çünkü elde bir de kopya çekilecek çok iyi bir sol kenar performansı var geçen seneden Tadiç'in. İrfan merkezde diyorsunuz. Sağda da şeyle oynarım diyorsunuz. Evet. Maksim'in. Aynen öyle. Ve Dzeko da santrafor. Evet. Umuyorum başaracak Fenerbahçe bu akşam. Hakikaten... Bir oyuncunun ayağına topu getirmek mi daha kolay? Alan bulup koşu yoluna getirmek mi? Koşu yoluna atmak mı daha kolay? Koşu yoluna atmak daha kolay. Tamam. O zaman şöyle düşünelim.
Hangisi ayağını istiyor? Tadiç mi? Sen maksimum mi? Tadiç tabii. Daha çok Tadiç ayağını istiyor. Tabii. Bakın ayağı getirmek daha zordur. Geniş alana topu daha kolaydır. Dolayısıyla sizin oyun kurduğunuz bölge sol. Yani Ferdi'yle kuruyorsunuz çoğu zaman oyunu. Hatta şöyle oluyor. İlla taç çizgisinin kenarında alıyor da oyun kuruyor. Onu söylemiyorum. Bazen Fenerbahçe 3-2-3-2 gibi. Top kendisinde yani Livakovic topu yere bıraktığında. Daha başlamadık oyun şeylere de, o yüzden izleyici de söyleyelim. Bu ikinci, üçüncü haftadan sonra bir demlendikten sonra lek bir oyun ortaya çıksın, onu bekliyoruz yani. Değil mi hocam? Tahta için onu bekliyorsunuz. İşte onu bekliyoruz. False back veya işte sahte back gibi şeyi Ferdi'yi orta sahaya getirip de kurabiliyor. Dolayısıyla Tadiç'e daha yakın bağlantıda olması Ferdi'nin hem topu ayağını isteyen oyuncunun ayağına gelmesi için bir fırsat olabilir. Sağdan Mert'le veya Osayi'yle çok etkili kurulamadı oyun. Olmadı. Koşu yolu daha kolaydır. Evet. Daha kestirmedir. Böyle düşünülebilir. Tabii, alan tabii ki hoca daha iyisidir. Bugün özelinde. Evet. Ben şeye de sormuşlar Mourinho'ya. Hani Şampiyonlar Ligi şampiyon olma ihtimali var mı? Hı-hı. Gerçekçi futbol operasyonu yok demiş. Evet. Avrupa Kupası ihtimali var mı? Kıyasladığımız tabii ki var Şampiyon Ligi'ne göre. Ama ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim demiş. İşte orada maç yapmak isterim. Tabii. Doğrudur. Ben de hakikaten o fikirdeyim. O keyfi yaşamak istiyorum Fenerbahçe'de Avrupa Şampiyonası'nda. O yüzden Lille maçı önemli hocam. Tabii çok önemli. Ona çok başarılar diliyoruz.